Merhaba, çok değişkenli fonksiyonların polinom fonksiyon yaklaşımının vektör formuna geçmeden size Hesse matrisinden bahsetmem lazım. Not ediyorum, Hesse matrisi. Bu bize bir fonksiyonun tüm ikinci kısmi türevlerini veren bir matristir. Elimizde bir önceki videodakine benzeyen çok değişkenli bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Hatta aynı fonksiyon olsun, evet, e üzeri x bölü 2 çarpı sinüs 7 değil mi? Bu çok değişkenli bir fonksiyondur. Hesse matrisi de genellikle büyük ve koyu h harfi ile gösterilir. Adından da anlaşılacağı gibi bir matristir ve f'in tüm kısmi türevlerini içerir. Birinci bileşeni x'e göre iki defa kısmi türev aldığımızda elde edeceğimiz sonuçtur. Birinci sütundaki bileşenlerin x'e göre kısmi türev aldığımızda elde edeceğimiz sonuçlar olduklarını da hemen eklemek istiyorum. Bu bileşende önce x'e sonra da y'ye göre kısmi türev ile oluşur. Evet matrisin birinci sütunu budur. Burada önce y'ye sonra da x'e göre kısmi türev aldığımızda elde ettiğimiz sonucu yazarız ve son olarak da üst üste iki defa y'ye göre kısmi türev aldığımızda İsterseniz bu fonksiyon söz konusu olduğunda Hesse matrisinin neye benzeyeceğini hesaplayabiliriz. İkinci kısmi türevden önce kısmi türevleri bulmamız gerekecek. f'in x'e göre kısmi türevi, evet x'li terim burada, e üzeri x bölü 2. 1 bölü 2'yi aşağı indireceğiz, 1 bölü 2 çarpı e üzeri x bölü 2 ve çarpı x'e göre sabit olan sinüs y f'in y'ye göre kısmi türevi ise bu defa da e üzeri x bölü 2 bir sabit olarak değerlendirilecek. Sinüs y'nin türevi de kosinüs y olduğuna göre bu e üzeri x bölü 2 çarpı kosinüs y'ye eşit olacak. Bunlar elbette ki Hesse matrisinin bileşenleri olmayacak ama o bileşenlere ulaşmak için bunları kullanacağız. Şimdi matrise geçelim. Sol üst bileşen için x'e göre kısmiğinin x'e göre bir kere daha kısmi türevini almamız lazım. Burada x'e göre kısmi türev almıştık. Bunun x'e göre kısmi türevini bir kere daha alırsak, 1 bölü 2 yine aşağı gelecek. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 elde edeceğiz. Çarpı e üzeri x bölü 2 ve çarpı sinüs y. Önce x'e sonra da y'ye göre kısmi türev aldığımız karışık kısmi türev, x'e göre kısminin y'ye göre kısmisini alarak 1 bölü 2 e üzeri x bölü 2 olduğu gibi kalır. Çünkü y'ye göre bir sabit olarak değerlendirilir bunlar. Sinüs y'nin y'ye göre türevi de kosinüs y'ye eşittir. Burada da aynı ifadeyi elde edeceğiz ama isterseniz hesaplayalım. Böylece doğru olup olmadığını da kontrol etmiş oluruz y'ye göre kısmi türev burada. Bunun x'e göre kısmisini alırsak, 1 bölü 2 aşağıya gelecek. 1 bölü 2 çarpı e üzeri x bölü 2 çarpı x'e göre sabit olarak değerlendireceğimiz kosinüs y. Bu arada bu ikisinin aynı olması sakın sizi şaşırtmasın. Karşımıza çıkacak çoğu fonksiyon için durum böyledir. Teknik olarak hepsi için diyemem yani bunun simetrik olmayacağı çılgın fonksiyonlarda vardır ama fonksiyonların çoğu için bu ikisi birbirinin aynısı olacaktır. Peki son bileşen içinde bunun y'ye göre kısmi türevinin y'ye göre kısmi türevini bir kere daha almamız gerekecek. e üzeri x bölü 2 y'ye göre bir sabittir. Böyle yazıyorum. Kosinüs y'nin y'ye göre türevi ise eksi sinüs y'dir. Bileşenleri de çok değişkenli fonksiyonlar olan bu matris Hesse matrisi olarak bilinir. F'in S matrisi bu şekilde gösterilir. S için koyu ve büyük H harfi hangi fonksiyona ait olduğunu göstermek için de alt indis kullanılır. Bunun matris değerli bir fonksiyon olduğunu da düşünebilirsiniz. Biraz garip ama buna iki farklı değer yani x ve y verdiğimizde bir matris elde edeceğimiz için bunun matris değerli bir fonksiyon olduğunu düşünebiliriz. Bunu bu şekilde yazabiliyor olmanın güzel tarafı ise iki değişkenden fazla değişkeni olan fonksiyonlar söz konusu olduğunda isterseniz üç değişkenli olan bir fonksiyonu ele alalım. Hatta dört değişkeni bile olabilir ama değişkenlerin şimdilik x, y ve z olduklarını varsayalım. Burada yaptığımız devam ettirecek olur isek, birinci sütunun sıradaki bileşeni f'in önce x'e sonra da z'ye göre kısmi türevi evet bu şekilde yazabiliriz. Burada ise f'in önce y'ye sonra da z'ye göre kısmi türevi yer alır. Şurada kendime birazcık yer açayım. Neden diyecek olursanız 3 değişken olduğunda matrisin bir sütunu daha olması gerekiyor da ondan buraya f'in önce z, sonra da x'e göre kısmisi gelecek. Sonra f'in önce z sonra da y'ye göre kısmisi ve son olarak da f'in z'ye göre ikinci kısmi türevi gelecek. Evet, işte bu da üç değişkenli bir fonksiyonun hesse matrisidir. 4 değişkenli bir fonksiyon söz konusu olsaydı, 4'e 4 bir matris elde edeceğimizi görüyorsunuz artık değil mi? Yüz değişkenli bir fonksiyon olsaydı da 100'e 101 matris. Bunun güzel yanlarından biri de sadece bu sembolü de kullanabilecek olmamız. Demek istediğim, bunu kullanarak çok değişkenli bir fonksiyonun polinom fonksiyon yaklaşımını çok daha basit bir şekilde yazabiliriz. Sadece iki değişkenli bir fonksiyon için değil, değişken sayısı ne olursa olsun semboller de karışmaz çünkü bileşenlerin her birini ayrı ayrı yazmak zorunda kalmayız. Matrisi tek bir harfle gösterip matris işlemleriyle yolumuza devam edebiliriz. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere.